Dolayısıyla siz zaten lider karizmanızla kurtuluş mücadelesi yaparken lider oluyorsunuz. Ben hep şunu çok özel bulurum. Bu sahnelerde dizi, sinema olmuştur aslında, yapılmıştır. O sahne benim her tüylerim ürperiyor orada. Mustafa Kemal'in elinden 7-8 Temmuz 1919 Erzurum'da her türlü askeri yetkiler alındı. Hani istifa etti, istifa etmek zorunda kaldı. Ve Erzurum'a Kazım Karabekir onu davet edince, mesela ben bunu hep anlatırken de böyle damarlarıma kadar titrerim. Yani çok önemli bir sahne. Düşünüyorsunuz 100 yıl sonrası, bakın şu anı bile oradan düşünüyorsunuz. Mustafa Kemal istifa etmiş ve Kazım, bütün yetkiler Kazım Karabekir'e verilmiş. Mustafa Kemal'in yetkileri. Ve Mustafa Kemal'i tutuklayın emri de Kazım Karabekir'e verilmiş. Ve o noktada Erzurum'da kongre salonuna girmeden önce herkes tedirgin. Acaba ne olacak? Hani ya Kazım Karabekir tutuklayın şunu deseydi. Ama orada Mustafa Kemal Paşa karizmasıyla, gücüyle herkesin lider olarak kabul ettirmiştir. Kazım Karabekir ondan da öndedir ama esas duruşa geçmiş. Ben ve kol ordumuz emrinizdeyim paşam demiş. Mesela bu beni çok etkilemiştir her zaman. Çünkü gerçekten o lider vasfını alt üst demeden herkese geçirmiş ve bu anlamda da herkes de bunu desteklemiş. Yani kimse ben daha üstüm, ben daha iyiyim deyip öne geçmemiş. Bu da çok güzel bir durum. Şimdi günümüzde işte koltuk sevdası dediğimiz bir konu var. İşte kimse yerini bırakmıyor. İşte partinin gidişatı hiç iyi değil. Ama kimse de bir şey söyleyemiyor çekindiği, korktuğu için ya da işte vazgeçiremiyor. Ama o anlamda herkes bir öncülük yapmış Mustafa Kemal'e o dönemde. Ya yani şöyle bir şey var. Muhalifler her zaman olacaktır. Atatürk'e de muhalifler var. Mesela Rauf Orbay muhaliftir. Ama Atatürk onları yönetmeyi bilmiştir. İsmet Paşa'yı Lozan'a Dışişleri Bakanı olarak gönderirken mesela muhalifler Rauf Orbay'ın gitmesini ister. O Rauf Orbay'ı başbakan yapar. İcra vekili. Dengeleri kurar. İşte lider dediğimiz odur. Yani lider özellikleri, karizmatik kişilikler, geleceği görebilme, yönetebilme sanatı, evet çok istemiştir çok partili hayat sürecini hayata geçirmek amacıyla. Denemeler de yapmıştır. Ama o da çok zeki bir adam. Biliyor şartların uygun olmadığını. Çünkü bizim ülkemizde okuma seviyesinin düşük olduğu belli o dönemlerde. Hani halk evlerinin kurulması vesaire, millet mektepleriyle ancak %30'ları okumayı yakalayabilen bir kitle var. Demokrasi de bilinç, partileşme, demokrasi bunları ancak Türkiye 1950'lerde görebildi. Belki de Atatürk'ün yapmak istediği fakat yapamadığı şeylerden bir tanesi de hani demokrasiyi yerleştirememek tamamen önünü açmıştır. Çok partili yaşamın önünü açmıştır. O açıdan olaya bakın. Ama bu Atatürk'ü suçlamanın da esprisi yok yani o dönemin şartlarında. Yani o dönemin şartlarına bakıldığında evet. O kadar çok iş yapılmış ki devlet kuruldu, işte gidişat düzeltildi, işte halka yeni şeyler vaat edildi, halkın önü açıldı, kadın erkek demeden artık herkes bu anlamda eşit oldu. Bir ayrımcılık kalktı ve bu sadece çok az bir miktarı. Ve o kısacık ömrüne o kadar çok olay sığdırmış ki hani demokrasiyi yerleştirememiş olması hiçbir şey şahsi görüşümü değiştirmedi. Çünkü bir altyapısını hazırlamıştı ve hala onun yolundan ilerleniyor. Yani 100 yıl sonrasını yerleştirdi. Yani hani o anlamda belki içi rahat etmemiş olabilir. Evet ben bunu da yaptım diyememiş olabilir. Ama baktığımızda bunu şu an içinde temelini atmış diyebiliriz. Şu anda mesela bizim burada demokratik bir şekilde konuşuyor olmamız. Ülkede demokratik seçimlerin olmuş olması. Demokrasinin insanların yaşam felsefesi haline gelmesine baktığımızda bunu kime borçluyuz? Atatürk'e. Atatürk'e borçluyuz.